Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda bilgisayarımıza Substrate platformunun kurulumunu anlatacağım. Substrate platformu Polkadot gibi ünlü blok zincir uygulamalarının altyapı olarak kullandığı bir framework, bir çalışma ortamı ve Rust programlama diliyle yazılmış bir içerik framework. Bunun detayını zaten kurulumdan sonra beraber inceleyeceğiz. Şimdi ben projeyi çalıştırırken öncelikle şunu sizlere öneriyorum. Kesinlikle zorunluluk şey yapmayayım ama bunu bir Linux tabanlı bir işletim sisteminde veya MacBook gibi bir bilgisayarda çalıştırmanızı öneriyorum. Çünkü içeriğin çoğu aşaması terminal eksenli gidiyor. Bu proje Windows'ta çalışmaz mı? Çalışır, fakat mimariyi tasarlayanlar öncelikli olarak Linux işletim sisteminden gittiği için Windows'sal güncellemeler de belki biraz vakit alabilir, daha geç erişilebilir. Ondan dolayı kullanabiliyorsanız doğrudan bir Ubuntu gibi bir Linux işletim sistemi veya MacBook'ta çalıştırmanızı öneriyorum. Şimdi Substrate'in kurulumu için bakın substrate.dev ve tutorials linkini tıkladığımda burada çeşitli içerikleri detaylı anlatan 11 tane tutorial içeriği var. Ve bunların ilk tutorial Substrate Framework'ünün bilgisayarınıza kurulumunu anlatıyor. Şimdi biz ilk bu kurulum aşamasını anlatacağız. Şimdi ben bilgisayarımda şöyle içeriği ben şey yaptığım için bölüm 5'te bir klasörün içerisinde PWD, yani ben şu an neredeyim? Bunun içerisinde, Substrate projelerin içerisinde, bölüm 5'in içerisinde bu Substrate chain'inin kurulumunu anlatacağım. Ne yapıyoruz? Bakın burada hatta içerikleri veriyor. Diyor ki herhangi bir ön şart gerekiyor mu? Bazılarında ön şart var ki mesela şunda diyor ki bunu çalıştırmanız için birinci tutorial'ı yapın gibi ön bilgi veriyor. Mesela bunun kurulumu çok kolay. Yaklaşık 1 saatte bu iş tamamlanıyor gibi. Ve Substrate'in burada versiyon bilgisi var. Mesela 2.0.0. Fakat içeriye girdiğimizde göreceğiz ki 2.0.1 çıkmış. Bu güncellemelerde Substrate tarafından aslında ayarlanması lazım. Bunlardan hangi versiyonun nerede olduğunu da falan göreceğiz. Şimdi ben burada Try It Now'ı tıklıyorum arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. Bakın burada geldi. Şimdi evet, burada genel bir bilgi veriyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde temel olarak Substrate'in mimarisi nedir ve we will be compiling Rust code, Rust.com ile biz bunu compile edeceğiz. Fakat Rust hakkında temel bir bilgi ihtiyacımız yok. Beklenti olarak sadece temel bilgisayar bilgisi birazcık istiyor. Ayrıca yine terminalde çalıştığımızdan dolayı birazcık ls işte listele komutudur, işte pwd kopyala, mov mv komutu kopya taşımaya yarar, işte cp kopyalamaya yarar, işte rm-r klasör silme için gereklidir, rm dosya silmesi için gereklidir. Bazı temel komutları bilirsek daha iyi ilerleriz. Fakat burada zaten copy paste yöntemiyle de ilerleyebildiğimizden dolayı aslında onları da zamanla öğrenebilirsiniz. Ondan yana da sıkıntı yok. Şimdi burada şöyle geliyoruz. Bakın burada biz neler yapacağız? Diyor ki setup your computer be able to develop Substrate'in geliştirmesi için gerekli kurumları bilgisayarımızda tamamlayacağız ve bir node template kuracağız. Substrate tabanlı bir blok zinciri uygulaması için arka plandaki node'u gerçekleştireceğiz ve frontend develop'ı gerçekleştireceğiz. Yani burada özet olarak şunu diyor arkadaşlar. Bilgisayarımıza Substrate'i kuracağız. Arka planda blok zincir mimarisinin çalışması için bir node template kuracağız. Bu arka planda şunu çalıştırır çalıştırmaz blok zincir üretmeye başlıyor ve çalışmaya başlıyor. Bir de kullanıcı dostu bir arayüzü tasarım içinde frontend template'imiz var. Yani iki tane biz kurulum gerçekleştiriyoruz. Biri node template, backend'de çalışan, arka planda çalışan kısım. Biri de kullanıcı arayüzü dostu için front end template. Şimdi bunları gelin beraber yapalım. Evet, burada hemen ilerliyoruz. Setup your computer diyor. Tıklıyoruz burada. Ve geliyoruz. Bakın burada dokümantasyona göre Rust'ın kurulmasını istiyor arkadaşlar. Şöyle Rust'ın kurulumu için de şimdi burada bir dursun. Şunu şöyle bir sona doğru kaydırayım. Hatta şöyle bir büyüteyim. Pardon. Şu linkler birazcık çok, kusura bakmayın. Hatta bunu çıkaralım. Aynen. Şu gitsin. Biz burada şey yapacağız. Ve burada Rust diye yazıyorum arkadaşlar. Rustlang.org. Buraya geliyoruz. Bakın Rust'ın kurulumu için şöyle, bu Rust programlama dili. Bildiğimiz C, Java gibi bir dil. Fakat buna çok özgü özellikleri var. Bellek yönetimi çok profesyonel. Yani belleğin kontrolünde inanılmaz yetkiler veriyor. Mozilla tarafından geliştirilmiş bir programlama dili. Tamamen kullanıcı kaynaklı hataları minimize etmek için her türlü önlemi alan bir programlama dilidir. Çünkü Mozilla'nın üretim geliştirme aşamasında birçok bug çıktığı için bunları tecrübe ederek yaşadıklarından dolayı bunların hiçbiri daha sonraki kısım üreticilerde karşılarına çıkmasın diye burada birçok güvenliği
kendi içinde çözerek, yani olabildiğince birçok ihtimali kendi içinde değerlendirerek, siz düşünmeden, sizin adına düşünerek uyarıyor. Ve burada detaylar var. Command line'dan erişim, weble alakalı WASM diye bir yine bir modülü var. Network ve birçok embedded, hatta mikroçip programlamasında da kullanılan bir şey. Şu an konumuz Rust olmadığı için çok detaya girmiyorum. Hemen buradan geliyoruz. Get started'ı tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada Rust'ı Windows, Linux ve Mac'te kurabileceğimizi bir kere bunu söylüyor. Ve burada kurulum için bakın şurada curl proto şunu yazarak Rust tab'ı kurmayı ve burada update komutuyla da update etmeyi. Bakın build your project with cargo build ile proje yapmayı, cargo run ile projeyi çalıştırmayı, cargo test ile test işlemlerini, dokümantasyon için cargo doc ve cargo publish ile de projeyi bir crates.io'da yayınlamayı, yani bir kendinize özgü bir kütüphane yayınlamayı, bakın çok basit komutlarla burada size oldukça yardımcı oluyor. Bu arada Rust programlama dilini Visual Studio Code, Sublime, Atom, IntelliJ IDE ki ben bunu kullanacağım. Ve birçok Vim editörü, Eclipse gibi birçok platformda da kullanabileceğinizi söylüyor. Zaten piyasada en fazla işte Atom, IntelliJ, Sublime, VS Code bunlar daha çok kullanılıyor. Ama Vim'de yani şu an yetenek olarak bunların hepsinin kurulabildiğini şey yapıyor. Şimdi ben burada şöyle küçültelim. Şimdi ben komut satırından şunu çalıştırmanız kafi. Şunu çalıştırmanız kafi. Bir de ben notlarımdan birkaç şey paylaşmak istiyorum. Şimdi bu Rust tab'ı şey yapınca arkadaşlar şunu bir önce kurma önlemi şunu göstereyim. Şimdi Rust'ı şu şekilde kurulumda şunu da göstereyim. Curl bakın burada şöyle kurulum bir yöntemi de var. Onu da söyleyeyim size. Curl https://rust-tab-res şu şekilde yapınca bu bir de terminalın hangi dizinde olursanız olsun otomatik olarak bakın mesela burada Rust yazıyorum. Bakın tab gelmiyor. Otomatik olarak arka planda çalıştırma ortamı için hazırlıklar için bir ayar yapıyor. Olur ya bu kod patlarsa bunu GitHub'dan aldım. Curl şu şekilde kurup sonra tire 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 no modify path yani path'te bunu işlemi yapma diye çalıştırdık mı Rust kuruluyor. Tamam şu an arka planda ben şunu çalıştırdım. Peki burada niye Rust gelmedi? Source diyoruz arkadaşlar ve şurada ben gidip şöyle ünlem ana dizinden nokta kargo bakın burada geldi. Kargo nv diyerek ben şu komutla indirdim Rust'ın artık etkin olarak kullanmasına izin veriyorum. Bakın Rust artık gördüğünüz gibi Rust'taki biraz önceki Rustdoc gibi birçok Rustab gibi birçok komutlar artık buradan çağırabilecek hale geliyorum. Hatta burada biraz önce şu an gördüğünüz kargo komutlarının da artık etkin olarak çalıştığını gördük. Şu an biz neyi konuştuk şu ana kadar? Şu komutlarla biz Rust'ı kurduk. Rust'ın sayfasındaki işlemde de şey yaparsınız. Mesela ben bunu buradan çalıştırmamıştım. Bununla da kurabilirdim. Bakın burada macOS ve diğer OS tabanlı Linux gibi şeyler de var. Bunun Windows için de kurulum için bir exe dosyası var. Onu da çalıştırdığınızda arkadaşlar Windows'ta da yine terminalden bunlara erişebiliyorsunuz. Şu an Rust'ı kurduk. Şu ana kadar konuştuğumuz kısım Substrate için Rust'ın kurulumu. Tamam. Şimdi Rust'ı kurduk. Bakın burada artık GitHub'da ne demiştik? İki tane şeyimiz vardı. Bir backend node kurulumu vardı ki blok zincirin çalıştığı kısım. Bir de frontend kısım vardı. O da bizim kullanıcı arayüzü tasarımı için. Şimdi şu notumu kapatayım. Çok kafa dağılmasın. Hemen şurada gelelim. Dokümantasyonda. Bir taraftan şuradan bakacağız. Bir taraftan da şuradan devam edeceğiz. Şimdi bakın burada şu an Rust çalışabilecek halde. Rust'ımız hazır. Evet. İlk önce subset'te bakın şuradan gelip bakın node template'i indirmemiz için kod var burada. Burada hemen ben bunu alıyorum. Fakat burada bakın. Kurulum kısmında hatırlayın ilk kısımda şurada bir daha geri gideyim. Bakın burada 2.0.0 diyor. Fakat burada güncelleme var. 2.0.1 gelmiş. Şimdi 2.0.0.1.0.1 nereden geliyor? Bakın burada versiyon bilgisi var. Biz dilersek burada versiyonu 2.0.0 da yazabiliriz. Şimdi ben bunu kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Kurulum yapacağım yer. Yani bu subset'i kuracağım yer şu an bölüm 5'in içi. Bunun içinde yapacağım. Siz bunu isterseniz ana dizinde de yapabilirsiniz. Fakat ben proje bazlı şu an konular anlattığım için bu bölüm 5'in içerisine şu an ben bu subset'i kurmak istiyorum. Buraya Command V veya Ctrl V Windows Linux'ta kullanıyorsanız bunu yapıştırdım ve dediğim gibi bakın versiyon bilgisi bakın burada yazıyor. Git clone BV 2.0.1. 2.0.1 2.0.0 için de bazı projelerde devam ediyorsa şuradaki rakamı 2.0.0 alacak şekilde şey yapıyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim.
Bu kurulumu yapınca içerisindeki birçok aşamada 2.0.1'e doğru ilerliyor. Hep onları 2.0.1 yapıyor. Siz 2.0.1'i içerisinde 2.0.0'lık bir özelliği katmak isterseniz oradaki o versiyon kısmını 2.0.1 diye güncellemeniz lazım. Konuyu dağıtmıyorum. Git kolonla bunu enterliyorum. Ve şu an GitHub'dan bu subset developer'ın inmesini istiyorum. Şu an bu bitti. Ve ls komutuyla bakın burada subset node template'in burada geldiğini gördüm. Şimdi arkadaşlar şu make init ve make build bunlar için daha önce yukarıda yazdığım şu source cargo enabled'i yapıp yani Rust'ı etkin etmemiz gerekiyor. Ki biz bunu zaten yapmıştık. Şu an Rust etkin. Ondan dolayı bu GitHub'ı indirdikten sonra CD ile bakın burada ne yazık ki onun içerisine girip de yani direkt hemen burada make ile yapmıyoruz. Direkt bunun içerisine gidiyoruz. Yani subset node'un içerisine gitmemiz gerekiyor. Gidiyoruz ve bunun içerisinde make build diyoruz arkadaşlar. Şu an gerekli kurulum işlemleri WebAssembly'de kurmak gerekiyor. Çünkü web tabanlı bir server yapacağız. Bunun backend'i için şu an yapıyoruz ve compile işlemi şu an tamamlanıyor, devam ediyor. Daha sonra make build yapacağız ve burada arka plandaki tüm node için gerekli aşamaların kurulumunu gerçekleştirmiş olacağız. Şu an bunu bekliyoruz. Rust diliyle yazılmış bir framework, substrate. Polkadot gibi blok zincir paralarının, para birimlerinin altyapı olarak kullandığı bir framework. Birçok farklı proje için de destek projeleri var. Şu an substrate'e odaklanıyoruz. Kurulum tamamlansın. Ve bunu canlı olarak hem blok zincirin üretimini hem de arayüzün görünümünü beraber göreceğiz. Bu proje tamamlandığında arkadaşlar. Şu an backend'i şu an tamamlayacağız. Bura bittikten sonra da frontend'e bakacağız. Oldukça detaylı bir proje olduğu için birçok güvenlik önlemi de kendi içinde aldığı için hakikaten framework'ün içeriği bayağı zengin. Güvenlik noktasında ve arayüz tasarımında birçok detayı şifreleme yönteminde hazır olarak bunun içerisinde hazırlıyorlar. Siz hiç uğraşmıyorsunuz. Projeyi de devam ettirirken de bunun üzerinde küçük değişiklikler yaparak gideceğiz. Yoksa sıfırdan bizim subset gibi bir şey yazmamız tek başımıza mümkün değil. Bu tür projeleri böyle alıp üzerinde işlemler yaparak devam etmek her zaman iyidir. Fakat tabi seviye seviye ilerleyince belki de siz de bunun gibi eklentiler bunun içerisinde ilave eklentiler katabilirsiniz. Güncellemeler mesela şu an versiyonunuz 2.0.0'dan 2.0.1'e geldi. Birçok güncelleme aşamasına da destek olabilirsiniz. Projenin tamamı GitHub'da. Açık kaynak kodlu. Tamamen erişilebilir durumda. Ve birçok destekçisi de var. Bunu da inceleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şu an yükleme devam ederken onları da paylaşmak istedim sizinle. Şu arka plandaki şunu da kapatayım. İleriye yönelik tavsiyelerde bulunayım sizlere. Bakın frontend henüz gelmedik fakat burada da Node.js yani JavaScript kullanılıyor. JavaScript de öğrenmenizi sizlere öneriyorum. Burada iki gündemimiz olacak. Bir, backend için Rust programlama dili. Frontend için de JavaScript'i hatta Node.js direkt özelinde Node.js ile devam etmenizi sizlere öneriyorum. Bunlara vakit ayırabildikçe bakmanızı öneriyorum sizlere. Çünkü projeyi yazarken her iki kısımda da ilerleyen aşamalarda güncellenmelerimiz olduğunda buralarda işlem yapacağız. Ondan dolayı JavaScript'e de hakim olmak gerekiyor. Yine Rust programlama diline de hakim olmak gerekiyor. Kurulum terminalden gidiyor. Tamamen GitHub'dan indirilip içerisinde yapılandırma işlemiyle bu şekilde devam ediyor.
Yani GUI tabanlı frame tamamen kullanıcı arayüzü dostu gibi bir şeyle değil. Fakat gördüğünüz gibi kodlar hiçbir şey. Sadece topu topu 3 tane kodla bu kurulum tamamlanıyor. Kod yazarken de yine terminali çok kullanacağız. Terminalle işlemimiz çok olacak. Bir de Rust için özellikle kod yazarken her iki kısımda, hatta buradaki JavaScript için de ben IntelliJ IDE kullanacağım. Onu da hafif bir göstereyim size isterseniz. Şöyle IntelliJ IDE diyorum. Bakın IntelliJ içerisinde çalışırken, onu da göstereyim size bu arada. Diğer de şey yaparken compile işlemini falan biz burada test edebileceğiz. IntelliJ içerisinde Java'dan tutun birçok, bakın şöyle plugin'i tıklıyoruz arkadaşlar. IntelliJ içerisindeyiz şu an. Burada daha önce yazdığım kodlar falan var. Bakın burada bu IntelliJ IDE içerisinde Java, C++, aklınıza ne gelirse Kotlin, birçok dili şey yapabiliyorsun. Bakın burada ben Rust yazıyorum şurada. Ve IntelliJ IDE ile Rust'in için şöyle tıklayıp burada şurada bir install seçeneği gelecek. Ve onu tıklayarak Rust'ın IntelliJ içerisinden çalışmasını sağlıyorum. Yani IntelliJ üzerinden. Zaten bu Rust programı dilinin boyutu megabaytlar seviyesinde. Çok küçük bir kısım. Fakat tamamen üst seviye bir dil değil. Alt seviye bir dil. Yani ne demek istiyorum? Yani detaya iniyorsunuz. Yani bir C#'daki daha ileri seviye gibi değil. Daha alt seviyeden olabildiğince detayını vererek ilerliyorsunuz. Bu da aslında hükmetmenin kolaylığını sağlıyor. Fakat tabi üst seviye dillere göre birazcık zor. Onu söyleyebilirim. Zorluğunun sebebi de birçok güvenlik durumu düşünülden dolayı bunları bilmek gerekiyor ki işlemler ilerlesin. Yapı olarak da farklı bir mimaride. Hakikaten özellikle bellek yönetiminde, yani bellekteki yeri işgalinde, pointer yapısı olsun, birçok ileri özellikle olabilecek çok detayı düşünerek yapılmış. Bu da işin aslında profesyonelliği oluyor. Şu an Stack Overflow'da da son 2 yıldır en çok sevilen dil diye geçiyor. Şu an kullanım yaygınlığı bir Python kadar değil, bir başka dil kadar değil. Fakat üst seviye bu tür mimariler, özellikle blok zincirden sonra Web 3.0 diye bir ifade çıktı artık hayatımızda. Yani Web 1.0 klasik webti, Web 2.0 akıllı web. İşte kullanıcı dostu arayüzlerin gelmesi, reklam modülü ve birçok şeyin akıllı olması Web 1.0. Web 3.0'da da blok zincir mimarili bir web de şu an burada da ileriye dönük olarak bu Rust'ın çok söz sahibi olacağını öngörüyorum. Tabi olur mu olmaz mı, fakat hakikaten Web 3.0'da Rust oldukça yer bulacak, onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi bunu birazdan zaten kullanacağız. Oraya geleceğiz. Şu an IntelliJ'ye geldik. Pluginler içerisinde Rust yazıp Rust'ı kurarak burada bu şekilde şey yaptık. Ve projelerde şurada New Project, Open ile ve versiyon kontrol içinde şuradan işlemler yapabiliriz. Vakit boş geçmesin diye buradan da bahsettim. Şu an kurulumu videoyu durdurmadan devam ettim. Herhalde bir 2 dakika sonra da burası da tamam olur diye düşünüyorum. Veya duralım sonra devam edelim. Evet, kurulum tamamlandı arkadaşlar. Şu an hangi komutu çalıştırdık? Biz make build'i çalıştırdık. Tabii ilk önce make init'i çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Herhalde onu atladık mı? Bakayım bir de make init'i bir daha çalıştırmam gerekecek herhalde. Şu sıradan gidecektik. Herhalde biraz önce ben yanlışlıkla direkt make build dedim. Sıkıntı yok. Yani şu an GitHub'la şunu kuruyoruz. Make init'le WebAssembly için gerekli hazırlığın yapılmasını sağlıyoruz. Daha sonra da make build diyeceğiz ve kurulumu tamamlayacağız arkadaşlar. Şu an bunun birazcık daha hızlı gideceğini düşünüyorum. Bunu tamamlayalım. Bu arada biz make init demeden make build demiştik. Şu an o arka planda çalışsın. Bakın bu indirdiğimiz projeyi şöyle ben IntelliJ IDE'de bir gidelim. IntelliJ IDE'de. Şu an bu bölüm 5 diye klasörün içerisinde şey yapmıştık. Bakın gidelim içeride neler var. Bakın burada open diyorum. Biraz önce indirdiğimiz ve burada subset projektler ve bölüm 5 diye, bakın burada subset node template'i tıklayarak open diyorum arkadaşlar. Ve şöyle açılmasına bir bekleyelim. Diğer kısım çalışırken aslında tam bitmemiş kısmını göreceğiz. Fakat neler var bir görelim.
Şimdi Rust programlama dilinde arkadaşlar şöyle proje gelsin. Bakın şöyle. Bakın subset node template var. Ve burada runtime ve palette node böyle alt klasör yapısıyla projelendirilmiş durumda. Şu an subset'in yapılım mimarisi bu şekilde. Ve bunu indirince bakın burada yine yardımcı dokümanlar burada bu şekilde bulunuyor. GitHub'ın içerisinde indirince bunlar var. Ki şunlardan birazdan devam edeceğiz zaten. Şöyle söyleyeyim. Hafif bir Rust'tan da bahsedeyim. Herhangi bir klasörün içerisinde bakın girdiğimizde Rust programlama dilinde bir kargo toml diye bir dosyamız oluyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bu projenin sahibi. Projenin versiyonu. Şu an projemiz subset'in node projesi. Ve bakın detaylı bile homepage lisansı. Ve bir de özellikle başka programlama dillerinde şöyle söyleyeyim. Örneğin bir HTTP desteği yani web desteği istiyorsak onunla alakalı kütüphaneleri dependency istediğimiz kısımda eklememiz gerekiyor. Bakın burada da yine kendi içerisinde subset'e özel kütüphaneler burada indirilmiş durumda arkadaşlar. Bu tür ilave eklentiler, dependencies yani bağımlılıklar bu kargonun içerisinde yapılıyor. Tamam, şu build'e dokunmuyoruz. Bir de serece klasörünün içerisinde projemiz eğer bir kütüphane oluşturma durumundaysa yani kütüphane bakın mesela runtime'da bir kütüphane var. Lib uzantısı da bu arada Ares, Rust'ta. Burada kütüphane oluşturmak için bu oluyor. Fakat projede bir de main olması gerekiyor. Bakın node'un içerisinde bakın main. Her bir projenin bir ana bir dosyası vardır. Bakın burada şöyle bir main dosyası var. Burada command run ile çalışıyor. Bir de yardımcı kütüphaneler varsa onlar için de lib. Bakın burada lib'ler var. Yani bizim projemiz subset mimari olarak bir node içerisinde yardımcı elemanlar bir de runtime olsun paletler dediğimiz bunları ileride bahsedeceğiz tek tek. Onlar içinde de lib şu şekilde lib.rs olacak şekilde yapılandırılmış durumda. Tamam. Şimdi buraya tekrardan döneceğiz. Bu arada şu kuruluma bir bakalım. Şöyle gelsin. Şu an iniyor. Şu an çalıştırdığım komut make init arkadaşlar. İlerlememiz o şekilde olacaktı. İlk önce copy ediyoruz. İçerisine girip make init diyoruz. Daha sonra make build diyeceğiz. Videoyu tekrar durduruyorum. Birazdan görüşmek üzere. Sonra make build'i de çalıştırdım. Birazcık hızlı gidiyor diye bunu da hemen videoyu erkenden aldım. Make build'i de tamamladıktan sonra şu an hızlı gidiyor gibi. Eğer yavaşlarsa gerekse bir daha durdururuz. Make build işlemini yapacağız. 3 satırlık işlemle bunu tamamlayacağız. Hatta isterseniz videoyu durdurayım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı. Yaklaşık bir 8 dakika sürdü. 3 şey yaptık arkadaşlar. Git clone dedik. Subset developer'ı aldık. Daha sonra bunun içerisine cd komutuyla girip make init ve make build dedik. Tamam şu an biz neredeyiz? Bakın şu an biz bu node template'in içerisinden cd nokta nokta deyip yukarı çıkıyoruz ve ls diyoruz. Bizim projemizin bulunduğu yerde subset node template'in olduğu haliyle şu an duruyoruz. Neden bunu yaptım? Çünkü frontend template'i de kurmamız lazım. Bunun için de şuradan geliyorum yine şunda. Bakın burada da yine versiyon bilgisi var. Bakın. Şu kısmı alıyorum arkadaşlar. Yani görsel arayüz kısmı için de şu komutu copy ediyorum. Geliyorum buraya. Command V ile git clone ile de bakın öbür node template'in içine değil. Onun bulunduğu klasörün şey içine yapıyorum. Burada ls dediğimde bakın iki tane şey oldu. Hatta ls eksi ile diyerek şöyle liste görünümünü şey yapalım şu şekilde bir dakika. Şöyle. Bakın iki tane. Biri subset şöyle uzatayım. Biri subset front end template yani görsel arayüz kısım. Biri de subset node template. Bakın iki tane işlem yaptık. Tamam. Sonra geliyoruz. Bakın burada diğerini make ile yapılandırmıştık. Şimdi bu frontend template'in içine gidiyorum. CD burada hemen öneriyor. Bakın şunu aslında şu komutu şurada da aslında bir yere CD komutunu yazsaydı aslında kullanıcı için daha iyi olacaktı. Subset F basıp tab'a basınca otomatik olarak tamamlıyor. Çünkü şurada alfabetik dizinde F yaptığında başka bir şey yok. Gittik içine. Ve burada yarının kurulması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk kez çalıştırıyorsanız iki tane şeyi kurmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Biri Node.js. Bir de yarn install. Hemen sayfalarına 2 dakika uğrayalım. Kurulumlar çok kolay. Ve bakın burada işletim sisteminize göre Mac için veya işte burada yine Windows için kurulumlar var. Ve burada çok basit bir şekilde ilgili projeyi atıp bilgisayarınıza run deyip çalıştırıyorsunuz. Paket yönetimi bu şekilde. Windows'ta da bir exe dosyası geliyor.
Bakın egzersiz geldi MSI olarak. Bunu tıklayıp bunu iptal ediyorum şu an ben. Pause diyeyim. Hatta cancel diyeyim arkadaşlar. Bu şekilde kurulum çok kolay. Bir Node.js JavaScript için gerekli bir şey. Bunu böyle gördük. Bir de Yarn var arkadaşlar. Ona gidelim. Yarn içinde şu şekilde npm install global yarn diye bir komutla çalıştırılıyor yine. Ve burada versiyon kontrolü de burada çağrılabiliyor. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın buraya geliyoruz. Şöyle yarn, bakın yarn geliyor. Tamam. Zaten orada yarn install vardı. Yine ezberden gitmeyelim. Şunu alalım. Yarn install'ı buraya yazalım. Pardon. Şöyle. Burada. Tamam. Bu şekilde kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Ve şu an hem backend'i tamamladık hem de frontend'i tamamladık. Bunu da hızlı ilerliyor. Şöyle tamamlanmasını bekliyoruz. Evet. Buranın da tamamlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Şu an her iki aşamayı da tamamladık. Devam ediyoruz. Şimdi burada temel bir bilgilendirme var arkadaşlar. Neler var? Bir blok zincirde bir storage vardır. Yani burada verilerin saklı tutulduğu, bu veriler kendi özel bilgilerimiz olabilir, kendi şeyimiz private veya public olabilir. Yani görünmesini istediğimiz bilgiler olabilir, görünmesini istemediğimiz bilgiler olabilir. Bizim back planda yani bizim bu şekilde bir çalışmamız olabilir. Bir de peer-to-peer network var. Yani bizim ağda kurduğumuz blok zincirde zincirler arası haberleşme için peer-to-peer dediğimiz yani uçtan uça haberleşme. Ağ mimarimizi kullanıldığı bir şey yapı olarak bir genel bilgi veriyor burada. Bir de consensus capabilities dediğimiz burada uzlaşı yöntemi ne olacak? Yani herhangi bir blok zincirde bir kontrat, akıllı kontrat olabilir, bir altcoin olabilir, bir yaptığımız özel bir proje olabilir. Bunlar da acaba consensus nasıl sağlanacak? Yani bunun geçerliliği nasıl ispatlanacak? Nasıl kabul görecek? Mimar olacak bunlar var. Bir de transaction handle yani işlemlerin ele alınması için işlemler iletildi, kabul edildi, para gönderme olabilir ve burada kontratta bir kira sözleşmesinde işlemler vakti geldi, kira ödendi, kira sözleşmesi kabul edildi, iptal edildi. Bu şekilde transaction handling dediğimiz konular var. Bir de runtime dediğimiz bir zaman baskısı. Yapılan her işleme bir de zaman bilgisi tutuluyor. Bunların da içerisinde olduğu bir yapıdan bir blok zincir mimarisinden bahsediyoruz. Bir de burada ayrıca hard coin ve soft coin dediğimiz yani işte Bitcoin mimarisiyle başlayıp daha sonra farklı bir isimle devam etme gibi ileri konular da var. Şu an konumuz blok zincir nedir onu anlatmak olmadığı için çok detay vermiyorum. Fakat bu siteyi inceleyebilirsiniz. Bakın burada bilgiler var. Bazı coinler mesela altcoinler direkt Bitcoin'in devamı gibi olabiliyor. Bazısı da altta yani alt üst coin'de yani Bitcoin'in ve oradaki Ethereum da olabilir. Belli bir zincir yapısından sonra tamamen ayrılarak farklı bir mimariyle de devam edebiliyor. Bu tür mimarilerden altyapıda bunlar var. Bunun hakkında bazı bilgiler var. Substrate'in bunu çok esnek bir şekilde açık kaynak kodlu ve modüler ve oldukça da verimli bir şekilde kullandığını ve gelişime imkan verdiği hakkında bir bilgilendirme var. Ve burada evet biz bu kurumları yaptık. Tamam şu an neyi kurduk? Onu isterseniz bir şey yapalım. Şimdi bakın biz ne yaptık? Şöyle şuradan CD ile geri gidiyorum ve burada biz iki tane kurulum yaptık. Biri frontend template bir de node template. Şimdi ben Bitcoin yani Bitcoin tabi o değil yani coin'imizin üretimde aslında coin de demek doğru olmaz. Blok zincirimizin çalışmasını hemen şununla yapalım. Bakın biz burada CD substrate node template'e gidiyoruz. Ve burada nokta slash target şu an şurada gördüğünüz release ve node template sonra boşluk tire tire dev boşluk tire tire tmp yazarak ben şu an blok zincirimizin şu an burada da görselde de diyor ki bu şekilde bunun gibi bir şey görmeniz gerekiyor. Şu an benim şu an bilgisayarımda bu kurduğum substrate framework'ünde benim blok zincirim şu an çalıştı ve benim zincirlerim oluşmaya başladı. Şimdi peki bunun oluştuğunu, neler olduğunu nereden göreceğiz? Hemen bunun için de bu burada çalışsın. Geliyorum ben buradan. Shell'den yeni bir tab açayım arkadaşlar şöyle. CD diyerek geri çıkıyorum. Nokta nokta. Şu şekilde.
buradan geri çıkıyorum ve frontend için de yine cd komutuyla substate front template'e gidiyorum ve burada yarn start diyorum arkadaşlar. Bakın arka planda mining dediğimiz, aslında mining de demeyelim, zincirin oluşması var. Şu an bunun şöyle yarn start diyerek de görsel arayüzün bize gelmesini sağlayacağım. Ve şu an bakın local host'um da şu an bu blok zincirimizin şu an server'ın açılması bekleniyor. Bizim backend'de yani şu node'daki şu kısma erişiyor. Oradan verileri alıyor. Arka plan birazcık komplike. Bunun detaylarını uygulamaları yaptıkça beraber göreceğiz. Evet. Localhost'un gelmesini bekliyorum. Şuradan halen de server'daki işlemler tamamlanmadı. Bekliyoruz. Ve burada bizi bir görsel bir arayüz karşılayacak. Geliyor. Evet arkadaşlar, şu an biz bilgisayarımıza kurduğumuz blok zincir subset altyapısıyla kurduğumuzda bakın 19 tane blok oluşturulmuş durumda şu an. Ve bunların bakın burada da finalized yani işlemler tamamlandı. Onun altına kontratlar eklenebilir. Onun altına başka özellikler yapılabilir. Birçok işlemler yapılabilir. Ve burada bakın demo olarak burada bazı kullanıcı. Bakın mesela şu an ben Alice olarak görünüyorum. Ve benim hesabımda da şu an 1.1529'luk bir para birimi bu demo olarak yapıldığı için bize bunu hazır olarak altyapı olarak verdi. Örneğin bakın ben burada Alice olarak ben şu Dave'e bir para transfer yapacağım. Bakın. Ve bunların bakın hiçbir parası yok. Bakın şurada örnek olarak bu adresten şu adres bilgisini alıyorum. Şu o ilgili kişiye ait adres bilgisi. Bunu kopyaladım. Bakın transfer işlemi var. Burada bakın o kadar ileri özellikler var ki bunları zamanla beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve buraya bakın. Siz de yani gerçek hayatta kendinize ait bir blok zincirde paranız olabilir, şey olabilir. Hatta bunu bozdurabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Onlar da ileri konular. Ve bakın mesela ben buraya 5000 birimlik bakın submit diyeceğim. Transfer işlemi yapıyorum. Bakın burada 5000 nano unit. Çünkü burada biliyorsunuz para birimleri değişiyor. Kimisinde gas oluyor, kimisinde y oluyor, kimisinde farklı birim oluyor. Bu şekilde transfer işlemi yaptım ve burada bakın şunu adres bilgisini kopyalıyorum. Command sorguluyorum. Bakın burada ilgili 5000'lik balance. Balance dediğimiz aslında bizim paramız oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Literatürde böyle blok zincirde bu şekilde bir ifade kullanıyor. Bakın burada yaptığımız bu transfer ilgili hesaptan kayma işlemi burada olduğuna dair ve burada transferin sonucunda da bakın hesapta güncellendi. Bunların hepsi node dediğimiz arka planda oluyor. Fakat görselde de bunu konuşturduğumuzdan dolayı bu şekilde etkileşim kurabiliyoruz. Burada daha ileri konular da var. Bunlar da yeri gelince konuşacağız. Videoyu çok uzatmayalım isterseniz. Şu an blok zincir mimarisini biz kendi bilgisayarımızda bu şekilde kurduk, çalıştırdık. Tabii şu an decentralized dediğimiz yani merkezi olmayan bir zincir kurmadık. Sadece şu an bir blok zincirle blokların üretilmesini ki bakın şu an konuşurken halen de burası saniyeler, sayaçlar halinde şey yapıyor. Ve burada görüyorsunuz mesela bakın 3, 5 saniyede, 6 saniyede herhalde 10 saniyede bir mesela 6 saniyede bir finalize etti. Ve buraya bakın mesela burada da 6 saniye. Her 6 saniyede hatta sıfırdan başladığı için yani belli bir sürede bunlar bloklar oluştuğunu gördük. Hatta burada metadata dediğimiz bakın burada metadata bilgisini bunda ileride bahsedeceğim. Burada da bunlar da var. Oldukça güzel bir arayüz. Konuyu dediğim gibi çok uzatmayalım. Şu an iki tarafta hem node kısmını hem de front kısmını çalıştırarak bizim bilgisayarımızda bunu gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.